Bugün bilim adamları yıldızların dumandan, yani sıcak gaz bulutundan oluşumunu gözlemleyebiliyor. Sıcak gaz bulutundan oluşum aynı zamanda evrenin yaratılışı için de geçerlidir. Kur'an'da evrenin yaratılışı bilimsel bulguları tasdik edecek şekilde şöyle tarif edilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Orada, yerde, onun üstünde sarsılmaz dağlar var etti. Onda bereketler yarattı ve isteyip arayanlar için eşit olmak üzere oradaki rızıkları 4 günde takdir etti. Sonra duman halinde olan göğe yöneldi. Böylece ona ve yere dedi ki, isteyerek veya istemeyerek gelin. İkisi de isteyerek itaat ederek geldik dediler. Fussilet suresi 10-11. ayet. Ayette gök olarak çevrilen sema kelimesiyle tüm evren kastedilmektedir. Ayette duman olarak çevrilen duhan kelimesi de bugün bilim adamları tarafından kabul edilen evrenin şekillenmesinden önceki maddeyi, yani evrenin yaratılışındaki söz konusu kozmik ve sıcak dumanı tarif eder. Katı maddelere bağlı, uçan parçacıklar içeren, sıcak gaz halinde bir kütle olan bu duman şekli ayette geçen kelimeyle tam olarak tarif edilmektedir. Kur'an'da evrenin bu aşamadaki görünümünü tarif ederken en uygun kelime kullanılmıştır. Bilim adamları bu gerçeği, yani evrenin duman halindeki sıcak bir gaz kütlesinden oluştuğunu ancak 20. yüzyılda keşfetmişlerdir. Ayette geçen sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi İfadesindeki sonra olarak çevrilen sümme kelimesi, bunun üzerine, bundan başka, ayrıca, üstelik, yine, bir daha gibi anlamlara da gelmektedir. Ayette sümme kelimesi bir zaman ifadesi olarak değil, ek açıklama olarak kullanılmıştır. Evrenin yaratılışı ile ilgili böyle bir bilginin Kur'an'da bildirilmiş olması kuşkusuz Kur'an'ın bilimsel mucizelerinden biridir.